Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün 15. haftanın kadrosunu kuracağız. Şöyle bir oyunumuzu yeni özellikler geldi. Mesela Joker var. Hemen bir seçelim Joker'imizi ücretsiz. Tıklıyorum ama niye olmuyor bu ya? Evet, şimdi oldu. 3 top var. Ortadakini seçeyim bakalım ne çıkacak. Tebrikler, muhteşem beşli kazandınız. Aynı takımdan 5 futbolcuyu seçme uyumlu demiş. Yani aynı takımdan bir diğeri 22 liraya bir joker de alabiliyorsun. Yedek kaptan çıkmadıktan sonra pek işe yaramıyor zaten. Ödüllere bakıyoruz. 500K transfer bütçesi, 750K, 1 milyon. İkinci kaptan seçme işte bu. Tek işe yarayan bence bu altın yedek var. Muhteşem beşli. Bu hafta pek işe yarayacağını sanmıyorum. Gayet iyi bir bütçem var. Şöyle ikisi önce bir fikstüre bakalım. Antalya Ankara Gücü. Antalya'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. Başakşehir Ümraniyespor. Başakşehir alabilir. Hatay Giresunspor, Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Kasımpaşa Sivasspor, bu maç zor bir maç bence. Berabere bitme olasılığı var. Bu maçtan adam almayabilirim. Trabzon Fenerbahçe maçı da zor bir maç olacak. Adana Karagümrük. Valla Trabzon Fenerbahçe maçına girer miyim bilemedim. Adana Karagümrük, Adana'dan oyuncu alırım. Antep Beşiktaş maçta zor. Konya Alanya'yı yeneceğini düşünüyorum. Galatasaray bu hafta favorilerimden biri, zaten İstanbulspor yener diye düşünüyorum. Hoca olarak Emre Belözoğlu'nu alacağım. Şöyle bir sileyim şunu da. İstanbul olsun yine. Hoca Emre Belözoğlu'nu alalım. İlk önce hocadan başlayalım. Evet, kalede Volkan mı oynar? Kim oynar ona bakacağız ama. Bu maçta oynamıştı. Volkan 6 milyon muydu ya? Volkan fiyat değişmiş gibi geldi sanki. Ama bir dakika. Hocayı aldık. Bir sakat, bir cezalılara bakalım unutmadan. İlk önce sakat ve cezalılara bakıyoruz. Evet, João Pedro kırmızı kart cezalısı biliyorsunuz. Zaten sakatlığı da var kendisinin. Alexis Perez sarı kart cezalısı. Mehdi, Roman Arias, Belhanda, Sadi Tursun, Fernando Muslera, Efecan Karaca, Hüseyini, Utku. Bunlar kart cezaları. Sakatlara baktığımızda Nazım Şangari antrenman eksikliği var. O da antrenmanlara başladı. Uzun dönem bir sakatlığı vardı. Aksattı. Atlattı onu. Sadık Çiftpınar, Yusuf Erdoğan, João Pedro, Savuza, Çağatay, Emre Taşdemir, Serkan Hasan, Altay, Canini, Alioski, Mesut Özil, Cezal, Denswil, Lucky James, Arda Güler. Antrenman eksikliği demiş Arda Güler de. Yunus Akgün, Luan Perez, Sergio Oliveira, Roman Saiz, Icardi, kas yaralanması, hayda. Icardi'yi ben alacaktım ama. Icardi kas yaralanması var diyor. Matias Rose, Esem Öztürk, Efe Tatlıay, Ndaw ve Dorukhan Tokyos. Vallahi son ana kadar beklerim ben. Bu oynar oynamaz vallahi belli olmaz ya. Banko görüyordum ben bu hafta. Sakatlığı var. Onu biliyoruz da. Icardi benim için sürpriz oldu. Fixture'a göre onu almak istiyordum. Galatasaray'dan müşteriye bakalım. Onun fiyatı da pahalıydı galiba. Zaten müşteri ceza alıp, pardon ya, Galatasaray'da kim oynayacak kalede? Müşteri ceza aldı değil mi? Evet, sarı kart cezalısıymış. Doğru, Galatasaray'dan oyuncu alır. İsmail Çipe var. Okan Kocuk. Bence Okan Kocuk oynar ya. Onu yedeklere bırakıyor galiba.
Şöyle Maçkolya'ya bir gireyim de. Bugün Türkiye Kupası maçları oynandı biliyorsunuz. Oradan da bakabiliriz aslında. Bir gol oldu lan. Ben açtım, gol oldu ya. Fenerbahçe 3-0 yaptı. Suat'a atmış. Şimdi gol kim attı? Başakşehir'de kimler oynamış bakalım. Serdar Güler de formda bir isim. O atmış zaten. İki gol. Okaka atmış. Oo, Serdar Güler şov yapmış ya. Benim burada bakmak istediğim Galatasaray maçıydı. Bu Ziraat Türkiye Kupası'nı gösteriyor. Şöyle Başakşehir'i bir tıklayayım. Fixer desek ne Ziraat Kupası çıkıyor ki? Ben Türkiye Süper Lig seçeceğim ha. Galatasaray ile oynadığım maçı açayım. Son maçta zaten fark atmışlardı Galatasaray. Yedek kaleci bakacağım. Okan Koçu kaynanan alıyor. Okan Koçu oynar bu hafta. Fiyat da iyi bence. 5 Galatasaray'ın defans olarak kim alabiliriz? Abdülkerim Bardakçı var. Bayros. Anandot Nelson. Nelson oynar ya. Nelson olacağım. Orta sahada Kerem alayım. Forvet'i şimdi iki yarıda alacağım. Eğer bir sıkıntı olursa iki yardıyı değiştireceğim. Hatta kaptan yapacağım iki yardıyı. Hatayspor'dan El Kabi alayım aklımdayken. Hatayspor'dan El Kabi mutlaka almam gerekiyor bu hafta onu. Oyun neden kasıyor acaba ya? Ortası alacak olsam Hatay'dan alır mıydım? Boş ver Hatay'ı. Fikstüre göre bir oyuncu alalım. Başakşehir'den al. Bir forvetleri bir tamamlayalım da Okaka'yı alayım. Kasıyor ya. Bir şeyler doldurup hemen bir çıkış yapacağım. Geçikleniyor. Çek şunu ya. Böyle olmayacak. Ben bunu kapatıp açayım ya. Çok kasmaya başladı çünkü. Oyunu sürekli güncelliyorlar. Bu arada kadın ligi gelmiş. Oradan da 5 milyon bütçe verecek yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yapacağız. Çok hakim olmadığımız için istatistiklere göre yapacağız. Hemen kalecimizi alalım. Galatasaray'dan Okan Kocuk. Serdar bunu mu almışım ben ya? Galatasaray'ın alacağım ben. Bana şey alayım Nelson'u. Victor Nelson. Aynen Victor Nelson aldık. Bunlar kim ya? Çıkar şunları ya. Icardi. Kaptanımız Icardi olacak. El Kabi almıştım. Sabah Yatabari değil. Onun yerine Okaka.
Ha, eski kadrodan kalmış galiba. Kerem'i alacaktım zaten, olursun. Serdar Güler burada da oynatır acaba diye düşünüyorum, oynatır mı? Aleksic, Mahmut, Özil sakat zaten. Deniz Türüç de iyi aslında ya. Serdar Güler'i de alalım. Son maçta da oynatmış, sonra da oynatmışmış. Şöyle bir bakayım ben orta sahada. Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa diye Sabah'ı almam ortaya. Antalya'dan Hacı Bright almam gerekiyor. Hemen aklımdayken Antalya'dan Hacı Bright alayım. Antalya'nın orta saha Fernando olunabilir. Adana Demirspor'un en iyi Onyekuru'yu alayım. Cezalı zaten. Evet, şimdi bir orta saha da alacağız. Ya Antalya'dan alacağız. Kadroyu görebileceğiz ama. İki maçın kadrolarını görebileceğiz. Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor. Konyaspor'dan da orta saha alabiliriz. Kimi alabiliriz? Rahmanovic var. Mihailak var. BTG var. BTG mi alsak acaba ya? Şimdilik şöyle bir kaydet diyelim. Beşi jokerdi kardeşim. Kim alacağız 5 joker? Zaten 1, 2, 3. 4 tane Galatasaray alacağım. Bir tane de mi alayım ortası? Alabilirim. 7 milyon param var. Galatasaray'dan alacak olsam kim alırım? Mertens orta saha mı geçiyor? Çok pahalı ya. Ona param yetmiyor zaten. Missio var. Mata var. Torreira var. Ona da paramız yetmiyor. 8,5. Rashica. 7,75 liramız var. 7,25'imiz var. Pardon. Cuma'ya kadar bütçe geldiğinde oyuncu alacağım. Yedek kale olarak kim alabiliriz diye düşünürsek Konyaspor'un kalesini alabiliriz. Konyaspor'dan yedek stoper alabiliriz. Ben buradan almadım ama. Siz alabilirsiniz. Ben Serdar Aziz'i aldım. Onu çıkarayım şöyle. Beşiktaş'tan Tayyip mi alacaksın Antep? Su sıkıntı değil mi? Konyaspor'dan ben bir stoper alayım. Az kalsın Konyaspor'dan stoper almayı unuttum. Son maçta biraz kötü. Aslında ilk akla gelen bir isim var. Onu almayacağım. Kalvo'yu alacağım ben bu hafta. Şöyle bir kaydettiğim. 7,75 oldu. Ha şöyle. Kasımpaşa. Fenerbahçe Trabzonspor maçında kim alabiliriz? Emre Mor var. İrfan Can var. Miyaza İç var. İrfan Can'ı biliyorsunuz para yetmiyor. Antalya Spor'dan alabiliriz. Şöyle bakalım Antalya Spor'dan kim alabiliriz? Fernando var. İlk aklıma gelen de o zaten. Başka alınacak bir oyuncu yok.
Şimdilik kadromuz bu. Konyaspor'dan stoper aldım. Beşiktaş'tan Tayyip aldık. Doğru mu? Bütçe olarak onu aldım yani. Bütçe olarak adam 5 milyonluk bir şey. Galatasaray, Konya stoperleri tercih edilebilir bu hafta. Karagümrük'ten bir oyuncu almadım. Adanaspor deplasmanda zor bir maç çünkü. Şimdilik böyle olsun kadromuz. Değişik olursa yazarım. Onun haricinde Joker'i seçtik. Futbol ki aynı teke tek maçlar, bunları yapacağız. Evet, teke tek maçları bir yapalım. Taraftar Ligi futbol ki aynı yapalım. Antalya Ankaragücü, Antalya Başakşehir yener diyorum. Hatay kazanır diyorum. Bu maça beraberlik vereceğim. Fenerbahçe diyorum. Adana, Beşiktaş, Konyaspor, Galatasaray. Kaydet diyorum. Bu da bitmiş oldu. Kadınlar Ligi var. Evet. PVS kimse ona verdim. Trabzon Galatasaray, Galatasaray'a verdim. Fenerbahçe'ye verdim. Beraberlik dedim Ahmet maçına. Beşiktaş Altay, Beşiktaş tabii ki. Bu ne? Kar FKA. Yeni bir yenilgisi var. Yenilgisi var. Karagümrük'e vereyim hadi. Oo. Nasıl bir maç lan bu? Nasıl bir takım bunlar ya? Hep yenilmiş. Son 5 maçı bu da beraberlik verelim o zaman İki takım da iyiymiş ha. Ev sahibine verdim. Hatay'a verelim. Ev sahibi aslında iyiymiş, aslında başarılı. Şunu bir daha mı yapsak ki ya? Hatay iyi değilse bunu verelim madem. Bu da tamam arkadaşlar. 15. haftanın kadrosunu bir şekilde kurmuş olduk. Bunları yaptık. Aslında muhteşem bir iş olarak kullanmak istemedim. Galatasaray'dan kim alacaktım ki? Bütçe de yetmiyor zaten. Şimdilik kadromuz bu. Herkese bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.